Muhittin İbnül Arabi, süfli menzillerin ve makamlarının niteliğinin sırlarının bilinmesi. Bilmelisin ki, alem küre şeklinde olduğu için insan sonundayken başlangıcına özlem duyar. Böylece yokluktan varlığa çıkmamız onunla gerçekleştiği gibi yine ona döneriz. Allah şöyle buyurur, her iş ona döner. Başka bir ayette ise içinde Allah'a döndürüleceğiniz günden korkunuz. Dönüş O'nadır. İşlerin sonu Allah'adır buyurur. Bir daire çizmeye başladığında başına ulaşıncaya kadar O'nun döndüğünü görmez misin? Bu durumda daire meydana gelir. İş böyle olmayıp O'nun katından doğrusal bir çizgi halinde çıkmış olsaydık O'na dönemez, doğru sözlü olduğu halde O'na döndürülürsünüz ifadesi doğru olmazdı. Her iş ve her mevcut, kendisinden var olduğu başlangıca dönen bir dairedir. Allah her varlığın mertebesini ilminde belirlemiştir. Bazı varlıklar kendi mertebelerinde yaratılmış, orada kalmış ve ayrılmamıştır. Bu nedenle onlar hakkında başlangıç ve sondan söz edilmez, onlar için sadece var olmuş denilebilir. Çünkü başlangıcın mahiyeti ancak bir şeyin göçtüğü şeyin ortaya çıkmasıyla anlaşılabilir. Bu kısımda ise bir şeyin başlangıcı o şeyin var olmasıdır. Başka bir şey söz konusu değildir. Çünkü bulunduğu mertebeden ayrılmamıştır. Yani yer değiştirme olmamıştır. Bazı varlıklar ise önce kendi mertebelerinde var olur. Sonra varlıklarıyla dualarının alemine iner. Bunlar unsurlardan türemiş cisimlerdir. Fakat bütün cisimler değil, sadece insan ve cinlerin cisimleridir. Allah hakkında bilgileri olmaksızın indirildikleri kendileri için belirlenmiş bu mertebelerde her şahsı o mertebeye çağıran bir davetçi yerleştirmiştir. Binaenaleyh o şahıs kendisine ait mertebeye ulaşıncaya kadar iyi amelleriyle yükselir veya o mertebeyi hakkın razı olmayacağı amelleriyle talep eder. O halde Hakk'ın davetçisi kulun kalbine yerleştiğinde, kul seyr-i sülüke başlayınca kendisine varacağı makamdan kulu Allah'a davet eder. Kalbe gelen her tecelli haz alınan bir şey olduğuna göre o yenidir, yabancıdır ve latiftir. Bu nedenle sürekli ona arzu duyulur. Vatanı sevmek de bu kısma girer. Nitekim İbni Er-Rumi şöyle der, vatanları insanlara sevdirmiştir. Gençlerin gerçekleştiği hedefleri, vatanlarını yad ettiklerinde onu yad ettiren şey, özlemle andıkları çocukluk dönemleridir. İnsan gaflet uykusundan uyanıp kendisini yok oluş ve perişanlığa götüren amellerini tanımadığı sürece kendisine tövbe varidi gelmez. Bu durumda korkar, arzusunun esiri ve çirkin amellerinin kılıcıyla öldürülmüş olduğunu anlar. Bunun üzerine kapı teşrifatçısı ona şöyle der, El-Melik, işlediğin günahlardan sıyrılıp kendisine döndüğünde, onun sınır ve hududunda durduğunda azabından seni emin kılacağını ve sana iyilik yapacağını belirtti. Onun ihsanından biri de kendisine getirdiğin her günahın suretini iyiliğe çevirmesidir. Sonra kapı teşrifatçısı içinde şöyle yazılı olan ilahi belgeyi tövbekâra verir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla, Allah ile birlikte başka bir ilaha dua etmeyenler ve Allah'ın yasakladığı canı haksız yere öldürmeyenler ve zina etmeyenlerdir onlar. Bu günahı işleyene günahının cezası kıyamet günü katmerli olarak verilir. Tövbe edip iman edenler ise kötülüğü iyiliğe dönüştürülecek olanlardır. Bu yabanıl bu berat belgesini okuduğunda şöyle der. Allah'ın hakkımızda değiştireceğini taahhüt ettiği iyi amele bizi muvaffak kılacak kimdir? Cevap olarak içinde şöyle yazılmış bir berat daha gelir. Allah kendisine şirk koşulmasını bağışlamaz. Bunun dışında ise dilediğini bağışlar. Yabanıl şöyle der. Bağışlananlardan mı yoksa bağışlanmayanlardan mı olduğumu nereden bileyim? Buna cevap olarak içinde şöyle yazılmış üçüncü bir berat belgesi gelir. Ey kendilerine haksızlık eden kullarım! Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyiniz. Allah bütün günahları bağışlar. O bağışlayan ve merhamet edendir. Yabanıl bu beratı okuduğunda şöyle der. Tamamdır. Böylece teslim olur. Bu bağlamda birinci berat belgesi hakkında şöyle deriz.
kul önünden ve ardından batılın giremediği hikmet sahibi ve övülenin katından indirilmiş bu doğru sözlü beratı okuduğunda kapı teşrifatçısı Şari Hazreti Peygamber kendisine şöyle der: "Günahtan tövbe eden kimse günahsız gibidir." Şiddetli korkunun ardından bu güvence kendisine geldiğinde güven duygusuna ait daha önce aşina olmadığı bir tat ve haz bulur. Bu konuda bir atasözünde şöyle denilir: "Korkudan titreyen adam için güvenden daha az vericidir." Bu hazın tadı onun adına gerçekleşip salih amellere başlayarak mahalleyi temizleyip el-Melik ile oturmak için hazırlandığında Hak şöyle der: "Ben beni zikredenle beraber otururum." Böylece kişinin Hakk'a dair marifeti güçlenir, celalinin hak ettiği özellikleri öğrenir, kendisine isyanlar olduğu zatın değerini bilir. Bunları öğrenince büsbütün utanır, tövbesinin varidi kendisine geldiğinde duymuş olduğu has kaybolur, görür ve anlar ki ilahi mertebe kendisine göndermiş olduğu nimete karşı saygılı olmasını ve şükretmesini istemektedir. Bunun üzerine tasası ve üzüntüsü artar, hasları kaybolur. Bu nedenle Allah'ı bilenlerin uykularında başlangıç derecesindeki müritlerin gördükleri nurları görmediklerine şahit olursun. Çünkü sülûke yeni başlayan kişi, amel ve hallerinin güzelliklerini zihninde canlandırır. Böylece onların sonuçlarını görür. Bilginler ise yüce mertebenin layık olduğu davranışa karşı kusur ve ihmallerini görerek uyurlar. Dolayısıyla her biri uykusunda ancak kendisini üzen karanlıklar, gök gürültüsünü, şimşeği ve korkutucu olayları görür. Çünkü uyku duyuya tabidir. Nefs doğası gereği haz veren şeyleri sever. Halbuki tövbekar tövbenin durumunu ve sonunu öğrenince tövbe varidinin getirdiği haz kaybolmuştur. Bu nedenle nefs, makamının yüceliğine rağmen o mertebeye bitişmiş has nedeniyle başlangıç haline özlem duyar, yönelir. Bu özlem, Allah'ı bilmesinin ona verdiği tasa ve üzüntüyü giderir. Böyle bir durumda kişi, kuruntulardan haz alan kimse gibidir. İşte sona erenlerin başlangıçlarına özlem duymasının sebebi budur. Aşağı menzillere gelince, onlar bedensel amellerin verdiği yüce makamlardır. Bu amellere misal olarak namaz, cihat, oruç ve duyusal amelleri verebiliriz. Ayrıca aşağı menziller, nefs kaynakları amellerin verdiği makamlardır. Nefs kaynaklı ameller, esaya katlanmak, sabretmek, nefsin hoşlanacağı şeylerde azla yetinmek, yeterli olmasa bile bulunanla kanaat etmek, nefsi şikayetten alıkoymak gibi riyazetlerdir. Bu nefsi eğiten riyazet ve mücahede amellerinin her birinin özel sonuçları olduğu gibi her amelin bir hali ve makamı vardır. Şari söylediklerinden akıl yürüterek söylemedikleri öğrenilsin diye bir kısmını açıklamıştır. Bazılarının sonuçlarını söylemeyişi, niteliklerinin farklılaşması nedeniyle sonuçların farklılaşmasından kaynaklanır. Başka bir amacı ise farz ibadetlere ait nafilelerin, ferleri mesabesinde oldukları farzların özelliğine sahip olduğunu bildirmektir. Bu nedenle bir insanın farz ibadeti eksik olduğunda nafile ibadetlerinden tamamlanır. Hazreti Peygamber kendisinden aktarılan sahih bir hadiste şöyle buyurmuştur: "Kulun ilk bakılacak ibadeti namazdır." Allah şöyle der: "Kulumun namazına bakınız. Onu tam mı yapmış, yoksa eksik mi bırakmıştır? Namaz tam ise onun adına tam olarak yazılır. Namazdan bir şey eksik ise Allah şöyle buyurur: "Bakınız, kulumun nafile namazı var mıdır?" Nafile namazı var ise şöyle der: "Kulumun farz namazındaki eksiği nafile namazından tamamlayınız." Sonra ameller bu tarzda ele alınır. İbadetlerin nitelikleri hakkında başka bir sahih hadiste ise Hazreti Peygamber'in şöyle söylediği bildirilmiştir: "Namaz nurdur, sadaka burhandır, sabır, oruç ve hac aydınlıktır, Kur'an lehinde ve aleyhinde delildir. Sabahlayan herkes nefsini satın alır, ya onu azat eder veya köleleştirir. Böylece nuru namaza, burhanı sadakaya ki kastedilen zekattır, aydınlığı ise oruç ve hacca izafe etmiştir. Burada hac ve oruç içerdiği açlık
susuzluk ve haç fiilleriyle ilgili güçlük nedeniyle sabır diye ifade edilmiştir. Hazreti Peygamber başka bir hadiste ise Allah'tan başka ilah yoktur ifadesine hiçbir şeyin denk olamayacağını bildirmiştir. Her farzın nafilesi o farzın parçasıdır ve onun cinsindendir. Dolayısıyla nafilenin niteliği kapsamında bulunduğu farzın niteliği gibidir. Hazreti Peygamber şunu eklemiştir. Sabahlayan herkes nefsini satar veya azat eder. Kastedilen nefsini Allah'tan satın alan kimsedir. Allah şöyle buyurur. Allah müminlerden nefislerini satın almıştır veya onu köleleştirir. Kastedilen ise hidayet karşılığında sapkınlığı ve marifet karşılığında azabı satın alandır. Hazreti Peygamber'in bu ifadesi nafile, farz, mübah ve mekruh amelleriyle şeriatın bütün hükümlerini içermiştir. Allah'ın kullarına farz kıldığı her ibadet ilahi bir isim veya ilahi bir hakikat ile irtibatlıdır. Allah kuluna yerine getirdiği bu ibadetinde dünyadayken kalbine verdiği menzil, bilgi ve marifetleri, hallerine verdiği keramet ve olağanüstü işleri, ahirette ise cennetlerinde derecelerinde ve özellikle adın cennetinde kesip de yaratanını görme nimetine ibadetin ilişkili olduğu bu isimden verir. Allah namaz kılan kişinin kendisine yakardığını bildirmiştir. Namaz nurdur. Dolayısıyla kul Allah'a başka bir isimden değil, En-Nur isminden yakarır. Nur bütün karanlıkları uzaklaştırdığı gibi namaz da bütün meşguliyetleri keser. Diğer ameller ise böyle değildir. Çünkü onlar namaz gibi kendilerinin dışındaki her şeyi bırakmayı içermez. Bu nedenle namaz nur olmuştur. Allah kulu kendisine En-Nur isminden yakardığında onunla baş başa kalıp yakarışında hakkı müşahede etmesiyle de bütün varlıkların silineceğiyle müjdelemiştir. Allah yakarışında gizli ve açık zikri birleştirmesini kuluna farz kılmıştır. Birincisi gizli zikir ki o içinden zikretmektir. Diğeri ise açık zikirdir, o da topluluk içine zikretmektir. Kul namazında Allah'a melekler topluluğunda ve yanında bulunan işiten varlıkların içinde zikreder. Bu kısım namazda sesle okuduğu ifadelerdir. Allah sahih bir kutsi rivayette şöyle buyurur. Beni içinden zikrederse ben de onu içimden zikrederim. Beni bir toplulukta zikrederse ben de kendisini o topluluktan daha hayırlı bir toplulukta zikrederim. Bazen daha hayırlı bir topluluk derken bilhassa Allah'ın kendi mertebesine tahsis etmiş olduğu yakın melekler kastedilebilir. Bu üstünlük nedeniyle namazda açık ve gizli okumak kullara farz kılınmıştır. Şu halde namaz kılıp namazının kendisinden başka her şeyi uzaklaştıramadığı bir kul, gerçekte namaz kılmadığı gibi namaz da onun için bir nur değildir. İçinden okuduğu halde Allah'ın onu kendi içinden zikrettiğini müşahede etmeyen kimse okuyuşunu gizleyememiştir. Çünkü bir kul görünüşte gizli okuyup aklına aile, çocuklar, dünya ve ahiret aleminden arkadaşları gibi gelebilecek şeyleri getirse veya melekleri zihnine getirdiğinde gizli okumamış olduğu gibi karşılıklı ilişki bulunmadığı için Allah'ın içinden zikrettiği kimselerden de olmamıştır. Çünkü Allah kulu içinden zikrettiğinde hiçbir yaratılmış barinin içinde kulunu zikredilişine muttali olamaz. Aynı şekilde kulun gizlediği şeyin kimsenin bilemeyeceği şekilde olması gerekir. Çünkü kul okurken, tesbih ederken ve dua ederken namazında sadece Rabbine münacaat eder. Kul Allah'ı zahirinde ve batınındaki, kendileriyle beraber bulunduğu veya zihninde canlandırdığı bir toplulukta zikrettiğinde de böyledir. Dışta bir toplulukta bulunmasındaki durum açıktır. İçindekine gelince namazda açıktan okumadığı tesbihler ve dualar esnasında kimse içindeki şeyi öğrenemez. Namazdan başka hiçbir ibadet kulu hakka yakın varlıkların makamlarına eklemlemez. Söz konusu makam, melek, peygamber, nebi, veli ve müminler gibi Allah'ın velilerinin en üstün makamıdır. Allah şöyle buyurur, secde et ve yaklaş. Çünkü Allah bu haldeyken kuluyla kendisine yakın meleklere karşı övünür. Bu övünme onlara şöyle demiştir. Ben sizi bir ameliniz olmaksızın yaklaştırdım ve meleklerimin seçkinlerinden yaptım. Şu ise kulumdur.
kendisiyle yakınlık makamı arasına pek çok perde ve nefsin arzuları, maddi istekler, aile geçindirmek, mal, çocuk, hizmetçi, arkadaş gibi büyük engeller ve çetin sıkıntılar koydum. O ise bunların hepsini aştı ve secde edip yaklaşıncaya kadar gayret gösterdi ve yakın kimselerden oldu. Ey meleklerim! Sizi bu engeller ile denemediğim ve onların güçlüklerine sizi maruz bırakmadığım halde size tahsis ettiğim yüce makama bakıp bu kulun kıymetini biliniz ve benim uğrumda katlandığı sıkıntı nedeniyle hakkını gözetiniz. Bunun üzerine melekler şöyle der: Ey Rabbimiz! Biz cennetler ile nimetlenenlerden olsaydık ve cennetler bizim yerleşeceğimiz mekanlar olsaydı, bizim için orada amellerimizin gerektireceği menziller belirlemez miydin? Rabbimiz, senden öyle olsaydı bizim adımıza belirleyeceğin o menzilleri bu kula ihsan etmeni istiyoruz. Bunun üzerine Allah, meleklerin kendisi için istedikleri şeyi kuluna verir. Namazın ne kadar kıymetli bir ibadet olduğuna bakınız. Namazdaki en kıymetli şey ise sözler arasında Allah'ı zikretmek, fiiller arasında en kıymetli şey ise secde etmektir. Namazın sözlerinden en üstünü Allah kendisine öveni işittiği ifadesidir. Burada kul hak adına bunları söylediği için bu vekillik kulun namazdaki en değerli halidir. Çünkü Allah kulunun diliyle Allah kendisine öveni işitti demiştir. Allah şöyle der: Namaz kötülüklerden ve taşkınlıklardan engeller. Bunun nedeni namazın kendisinin dışındaki görünen davranışları yasaklamasıdır. Allah'ı zikretmek ise en büyüktür. Yani namazın içindeki fiillerin en büyüğü Allah'ı zikretmektir. Gerçeğe ermiş kişinin Allah'ı sadece Kur'an'da geçen zikirlerle zikretmesi, böylece zikrinde sadece bir okuyucu olması uygundur. Bu durumda tek bir lafızda okuma ve zikri birleştirerek okuyan ve zikredenlerin ücretini, başka bir ifadeyle faziletini elde eder. Bu durumda kendisine bilginin açılması bu tarzdan olduğu gibi, aynı şekilde bilgisi, hali, sırrı, makamı ve menzili de bu kabilden iki sınıfın özelliğinden olur. Kul Allah'ı Kur'an'da yer almayan bir zikirle zikrederse sadece zikreden olur. Zikir Kur'an'dan olsa fakat kişi Kur'an'dakini kastetmeseydi, niyetindeki eksiklik ölçüsünde fazileti de eksilirdi. Amellerin niyetlere göre olduğu ve kişi için sadece niyet ettiğinin gerçekleşeceği bildirilmiştir. Dolayısıyla Allah'tan başka ilah yoktur dediğinde, bu ifadeyle Kur'an'da yer alan Allah'tan başka ilah olmadığını bil ifadesini kastetmiş olman gerekir. Tesbih, tekbir ve övgülerde de durum böyledir. İnsanın nefeslerinin kıymetli olduğunu biliyorsun. Nefes gittiğinde artık geri dönmez. Onu değerli ve yüce bir işte tüketmelisin. Namazın niçin nur olduğuna dikkatini çekmiş olduk. Burhanın sadakaya bitişmesinin sebebi ise Allah'ın insanı hırs özelliğiyle yaratmış olmasıdır. Allah şöyle buyurur: İnsan aceleci yaratılmıştır. Yani aslı itibariyle bu özellikle yaratılmıştır. Kötülük ona temas ettiğinde korkar. İyilik ulaştığında cimrileşir. Başka bir ayette ise nefsinin cimriliğinden korunmuş kimse diyerek cimriliği insan nefsine nispet etmiştir. Bunun esası şudur: kul varlığını Allah'tan kazanmıştır. Demek ki kul vermek değil almak özelliğinde yaratılmıştır. Kulun hakikati sadaka vermeyi gerektirmez. Kul sadaka verdiğinde onun sadakası Allah'ın kendisinde yaratmış olduğu nefsinin cimriliğinden korunmuş olduğuna delildir. Bu nedenle Allah kutsi hadiste şöyle buyurur: Sadaka burhandır. Güneş üzerine vurduğu her şeyin bütün göz sahiplerine görünmesini sağlayan bir ışıktır. Çünkü keşf salt ışık ile değil, ışığın ziyası ile gerçekleşir. Çünkü ışık tek başına sadece karanlığı uzaklaştırır. Görme ise ziya, yani ışık ile karanlığın karışımı sayesinde gerçekleşir. Salt karanlık perde olduğu gibi salt ışık da bir perdedir. Hazreti Peygamber Rabbi hakkında şöyle buyurur: Onun perdesi nurdur. Başka bir hadiste ise şöyle buyurur: Allah'ın karanlık ve ışıktan 70, başka bir rivayette 70.000 perdesi vardır. Hazreti Peygamber'e şöyle sorulmuş: Rabbini gördün mü? Şöyle cevap vermiş: Nuranidir, nasıl göreyim?
Böylece Hazreti Peygamber oruç ve hacdan ibaret olan sabrı aydınlık saymıştır. Başka bir ifadeyle yerine getirildiğinde aydınlığın sağladığı şeylerin algılanması onun vasıtasıyla gerçekleşir. Hazreti Peygamber kutsi bir hadiste Rabbinin şöyle söylediğini bildirir. Ademoğlunun her ameli kendisine aittir. Oruç öyle değildir. Oruç bana aittir. Onun ödülünü ben vereceğim. Hazreti Peygamber bir adama şöyle demiş. Oruç tutmalısın. Orucun dengi yoktur. Allah şöyle buyurur. Onun benzeri olan yoktur. O halde oruç benzersiz bir niteliktir ve o beslenmeden uzak durmak demektir. Yaratılmışın hakikati ise beslenmesini gerektirir. Kul hakikatinin nitelenmeyi gerektirmediği bir özellikle nitelenmeyi istemiş. Onunla nitelenmesi dini bir yükümlülük olmuştur. Allah şöyle buyurur. Sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de oruç farz kılınmıştır. Allah bu durumda kula şöyle der. Oruç senin değil, benimdir. Başka bir ifadeyle yemesi ve içmesi gerekmeyen kimse sen değil, benim. Oruç bu özellikte olduğu ve senin oruç tutmanın sebebi benim onu sana farz kılmam olduğu için onun ödülünü verecek olan benim. Allah oruç için adeta şunu der. Onun ödülü benim. Çünkü yemek ve içmekten uzak durma özelliği beni talep eder. Sen ise oruç tutan kişi bu özellikleri kazandın. Halbuki onlar senin hakikatin olmadığı gibi sana ait de değildir. Sen sadece oruç tutarken onlarla nitelendin. Bu özellik seni benim katıma sokar. Çünkü sabır, oruç, nefsi engellemek demektir. Sen emrimden dolayı hakikatinin gerektirdiği yeme ve içmeden nefsini engelledin. Bu nedenle Allah şöyle buyurur. Oruçlunun iki sevinci vardır. Birincisi iftar vaktindeki sevincidir. Bu sevinç hayvani ruhuna aittir. İkincisi ise Rabbine kavuştuğu andaki sevincidir. Bu sevinç Rab'den gelen hakikati olan düşünen nefsine aittir. Böylece oruç kulun Allah'a kavuşmasını sağlamıştır ki bu da müşahededir. Çünkü oruç Allah'a kavuşmayı ve onu müşahede etmeyi sağlar. Namaz müşahede değil, münacattır. Karşılıklı konuşmadır. Perde ona eşlik eder. Çünkü Allah şöyle buyurur. Vahiy veya perde arkasından olmaksızın Allah hiç kimseyle konuşmamıştır. Allah Hazreti Musa ile de böyle konuşmuş. Bu nedenle Musa Allah'ı görmek istemiştir. Konuşma perdeye bağlanmıştır. Münacat ise karşılıklı konuşmadır. Allah şöyle der. Namazı kendim ile kulum arasında ikiye böldüm. Yarısı bana, yarısı kuluma aittir. Kuluma istediği verilecektir. Kul, hamd alemlerin Rabbi Allah'adır der. Allah şöyle der. Kulum beni övdü. Oruç ise bölünmez. Binaenaleyh, oruç kula ait değil, Allah'a aittir. Kula ait olan ise Allah'a ait olması bakımından orucun sevabıdır. Burada önemli bir sır vardır. Şöyle ki, müşahede ve münacat bir araya gelmez. Çünkü müşahede susmaya, konuşma ise anlamaya aittir. Konuşurken kim olursa olsun, konuştuğun kimseyle değil, konuşulan şeyle berabersin. Kur'an'ı anla, bu durumda Furkan'ı da anlarsın. Böylece namaz, oruç ve sadaka arasındaki fark belli olmuştur. Allah'ın kendisini birleştirdiği oruçtaki sevinme nedeniyle oruçlu Rabbine kavuştuğu için oruç tutanın ödülü Allah'tır deyişimize gelince bu ifade Yusuf suresindeki şu ayette açıklanır. Kimin yükünde bulunursa onun cezasıdır. Hac ile orucun karşılaştırılmasına dönersek hac insanın nefsini cinsel ilişki ve gösterişli şeyler giymekten alıkoyar. Bu durum insanın oruç tutarken nefsini yemekten ve içmekten ve cinsel ilişkiden alıkoymasına benzer. Hac insanın nefsini yemek ve içmekten değil, sadece cinsel ilişki ve dedikodudan engellediği için İslam'ın üzerine dayandığı kaideler içinde sona bırakılmıştır. Böylece haccın hükmü herhangi bir hareketten uzak durmada kulun oruç ve namazdaki hükmüyle bir olmuştur. Allah şöyle buyurur, ''O benimdir.'' Yani yerine getirildiğinde bu ibadet kula ait değildir. Cinsel ilişki nesillerin ortaya çıkmasının sebebidir. Bu nedenle kul Allah için cinsel ilişkiyi terk ettiğinde Allah onun bedeline ahirette ol sözüyle, dünyada velilerine ise Allah'ın adı ile verir.
Bu durum Allah'ın vasıtasıyla bir eser isar etmek istediği kimse için geçerlidir. Kul ahirette var olmasını istediği bir şeye ol der, o şey hemen meydana gelir. Bu sözü söylemesi hac eden ve oruç tutan olması bakımındandır. Bu nedenle Hazreti Peygamber hac ve orucu sabır lafzında birleştirmiş ve sabır aydınlıktır buyurmuştur. Bununla beraber onda farz oruç bulunmayabilir. Çünkü zikirle ilgilendiği için kulun öğle yemeğini terk etmesi özellikle o gün ve o yerde hac eden için sünnettir. Dolayısıyla bir insan bu vakitte duayla meşgul olduğu için yemek yemese doğal olarak acıkır. Sufiler açlığı dört ölüm içinde beyaz ölüm diye isimlendirir. Beyaz ölüm aydınlığa benzer. Çünkü Allah ehlinin dört ölümü vardır. Beyaz ölüm ki açlıktır. İkincisi kırmızı ölümdür. Arzularında nefse karşı çıkmak demektir. Üçüncüsü yeşil ölümdür. Yeşil ölüm yamalı elbiseler giymektir. Dördüncüsü siyah ölümdür. Siyah ölüm yaratıkların sıkıntısına hatta her türlü ezaya katlanmaktır. Yamalı elbiseler giymek yeşil ölüm diye isimlendirilmiştir. Çünkü bu durumda kişinin hali farklı çiçek ve bitkileriyle yeryüzünün haline benzer. Böylece elbiselerin farklılığı ona benzetilmiştir. Sıkıntılara tahammülün siyah ölüm olması, sıkıntıya tahammülün nefsi tasaya düşürmesinden kaynaklanır. Tasa nefsin karanlığıdır, karanlık ise siyaha benzer. Kırmızı ölüm ise kanın kızılığına benzetilerek nefse karşı koymak sayılmıştır. Çünkü arzusuna karşı çıkan kişi nefsini kurban etmiştir.